Teşekkürler diyorum. Sonsuz saygılarımı sunuyorum. Merhaba Türkiye, merhaba Avrupa, merhaba ekranları başında bizleri izleyen siz sevgili konuklarımız ve stüdyolarımızı dolduran siz sevgili izleyicilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Öncelikle dün 23 Nisan'dı. Ulu Önder Atatürk'ümüz dün çocuklarımıza armağan etti 23 Nisan'ımızı. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun diyorum bütün çocuklarımıza. Ve bu anlamda bu hafta iki mutlu şeyi birden yaşıyorum. Birincisi bu 23 Nisan'da çektim memlekete gittim. Niçin? Adıyaman İlbesli ilçesi. Hem üniversitemizde bir park yapmıştım. Onun açılışını yapmaya gittik. Hem kendi doğduğum topraklarda köyümüze bir okula ek kat yaptırmıştım. Okul açılışı vardı. Bizim yaptığımız okulun. Bugün Sayın Valimiz Halil Işık, Sayın Kaymakamımız Hulusi Şahin'e, Sayın Belediye Başkanımız İbrahim Öztürk'e, bütün kamu kuruluşlarına, bütün mülki amirlerine, bütün Besni'ne, hemşerilerime, bütün basın mensuplarına, görsel yayınsal ve bizi orada yalnız bırakmayan Besni'de açılışlarımızda herkese çok teşekkürler diyorum. Sayın Üniversite Rektörümüze çok yoğun bir ilgi ve bir gönül, çok da güzel bir talep, çok da güzel bir duygu vardı. Hiç konuşamadım bile çünkü hoş, Allah herkese yaşatsın. Şunu söylemek istiyorum, sizden aldıklarımızı veya sizin bize verdiklerinizi sizlerle paylaşmak kadar hoş bir şey yok. Allah herkes öyle şeyler yaşatsın diyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah.
İkinci mutlu olduğum şey, 31-32 yıllık müzik hayatımda Neşet Ertaş gibi bir babayı ağırlamak. Onunla beraber olmak. Hazır mı baba? Eğer alkışlarınız kuvvetli olursa, Neşet Ertaş türküsüyle açtım, babayla anlaştık, bu türküler bana, bu türküler sana diye. Sağ olsun, izin verdi. Başka türküleri bugün okumayacağım. Ben babaya öyle bir türkü okuyup da, o dur, bilmem ne değil. Böyle babaya bugün doyacaksınız. Ekranları başındakilere de özellikle söylüyorum. Bugün kahvenizi, çayınızı koyun, minderinize, koltuğunuza oturun. Reklam arasında eğer bir mola verirseniz gidin gelin nereye gidiyorsanız. Ama sakın türkülerde bugün doyacaksınız. Neşet Ertaş hocaya, ustada türkülerine bugün doyumsuz yarışacaksınız. Hiç kesme yok. Baba bugün kurban olan bana neler edecek, Allah'a mesirgesin. Alkışlar var mı değerli ustada? Neşet Ertaş diyorum. Öncelikle hoş geldin baba. Bizim yanık yürekli kara suratlılara benzediği için seviyorum bunu. Anam hep derdi ki oğlum kara yaz, sen çok iyi şey, kanın şirin derdi. Demek ki ondan diyormuş anam bana. Kurban olan bugün anamı da gördüm, ellerinden öperim. Baba hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ederim. Beni programına davet ettiği için sevgili, yüreğinde sevgi olan sevgili Latif Doğan'a sevgimi sunuyorum önce. Bizi deyip bize bakan gözlerinize kurban olurum hep beraber. Sevgili Latif ile sevgimiz birleşti, birlikte bakıyor, öyle değil mi gözlere? Saygılar sunuyorum sevgili misafirler. Gününüz gönlünüzce olur inşallah. Uzun değilse de şöyle bir uzun değilse de ötekilerine bakarak biraz daha rahat bir program içindeyiz. Burada her renkten sizlere söylemeye çalışacağım efendim. 71 yaşına giriyorum şükür. 50 küsür seneden beri, gramofon devrinden beri türküler veriyorum. Bu türkülerimin kolay olanlarını okuyorlar. Zahmet edip gidip de laflarını, sözlerini bile doğru bellemeye zahmet etmiyorlar. Bazı türkülerimizin sözlerini bile, özür dileyerek söylüyorum, onu şimdi konuşma zamanı değil. Ben sizlere saygımı sunarak, sevgimi sunarak programa başlamak istiyorum. Otur yerine. Thank you.
Zaman sana uymaz, boşa çalışma. Gel kardeş, zamana uymasını bil. El aklıyla gezip boşuna dolaşma. Biraz da kendine gelmesini bil. Dost, 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 dost. Aklı kendinden almasını bil. Dost, 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 dost. Tatlı konuş, dinlesinler sözümü. Gül ki gören seyretsin yüzünü. Zaten hak biliyor senin özünü. Gel kardeş, zamana uymasını bil. Dost, dost, dost. Aynı hakkın eşit olmasını bil. Dost, 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 dost. Her yürüyen ireliye gidiyor. Bilmem okudun mu, ilim ne diyor. Dedesini torunları yediyor. Gel kardeş, zamana uymasını bil. Dost, dost, dost. Çocuğun yüzüne gülmesini bil. Çocuğun yüzüne gülmesini bil. Dost, 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 dost. Cehalet şu bana neler eyledi. Boş yere bağladı, boşuna eyledi. Garip bu sözleri sana söyledi. Gel kardeş, zamana uymasını bil. Dost, 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 dost.
sana söyleneni duymasını bil. Dost, 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 dost. Gel kardeş zamana uyumasını bil. Gel kardeş zamana uyumasını bil. Dost, 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 bilgisizlik yüzünden cehalet hortlayıp çıkar mı? Çıkar. Sevgisizlik, saygısızlık yüzünden insan insanlıktan bıkar mı? Bıkar. Sevgisiz olanın olmaz hayası. Fesatlık üretmek olur gayesi. Sevgisiz kalanın bir gün mayası. Nerede belli olmaz kokar mı kokar. Dedikleri yalandır yalan. Şeytan olur yalanla birlik olan. Fesat verir sana olursun talan. Geride seyrine çıkar mı çıkar. Şeytanlar kol gezer cahil avcısı. Avlar cahilleri olur hocası. İnsanlık düşmanı zehir fetvası. Cahil beyinlere akar mı? Akar. Şeytana uyar nice cahiller. Şeytanın sözünü o doğru beller. Şeytan koltuğuna girer de yeller. Acımaz canları yakar mı yakar. Garibim can haktır gör denilmezse. Bunu bir kendine sor denilmezse. Cehalete dur
dur denilmese Hakk'ın binasını yıkar mı yıkar? Garibim can haktır gör denilmezse, bunu bir kendine sor denilmezse, cehalete dur dur denilmezse, Hakk'ın binasını yıkar mı yıkar? İlim etmeyen körleşiyor, İliminle dünya birleşiyor, söyle ki neden olmasın? Hakları hak olsun, bu hakkı bilen çok olsun, bütün silahlar yok olsun, cehalet can dağlamasın. Dünya cennettir insana, eşit olsun sana bana. Dünya cennettir insana, eşit olsun sana bana. Kıyılmasın hiçbir cana, anaları ağlamasın. Thank you.
gidiyor ayrılık güden. Olmasın. Kendini bilen bunu anlar, çünkü haktır bütün canlar. Yardımlaşsın tüm insanlar, dünyada fakir kalmasın. Garibim budur derdim, tüm dünyayı ben de gördüm. İsterim ki benim yurdum dünyadan geri kalmasın. Yemesem olmuyor, yesem olmuyor. Can boğazdan gelir atasözleri, demesem olmuyor, desem olmuyor. Baklava börami zevdeki turşu, en büyük dayanak bizlere karşı. Pırıl pırıl olmuş şehirde çarşı, giymesem olmuyor, giysem olmuyor. We'll be right back.
koyunu tavuğu sattık. Anca zor gücele borcu kapattık. Sefil çırak manam hast olup yattık. Ölmesem olmuyor, ölsem olmuyor. Baba kaldım ter içinde. Ah, reklam versem olmuyor, vermesem olmuyor. Olur olur. Göz bal gibi olur. O zaman sakın bir yere gitmeyin, daha yeni başladık. Reklamlar diyorum. Hocam çiçeğin biri size biri bize. Yarı yarıya karışıyor hepsi. Çiçeğin biri sizin biri bizim. Yarı yarıya karışıyor. Çiçek gözele yakışır, bu kara suratlıya değer. Bende de var kara surat. Sen demedin bu kara suratı seviyorum diye. Bak, bak hocam. İkimiz de kara suratlıyık. Demek ki bize yakışıyormuş. Ama yüreğimiz kime yanıksa çiçek ona yakışır. Kurban olurum sana. Alkışlar Neşet Baba'ya gelsin. Hasretin en garip bağrımda landı, da landı, da landı, da landı, da landı, da landı. Thank you.
Durnalar ne haber, yerden ne haber, 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 haber. Bir ses geliyor, kulağımı karıştırıyor. Nereden geliyor bilmiyorum. Kacır kucur, kacır kucur, kacır kucur, kacır kucur. Lütfen onu rica ediyorum. Lütfen rica ediyorum. Teşekkür ederim. Yine geliyor. Ağam orada kameramanla yönetmenler anlaşıyorlar. Ondandır herhalde. Ama çok... kulağım karıştırılmasın. Durnalar, o durnalar ne haber, yerden ne haber, 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 haber. Yar zülfünü tel tel edip düzdü mü? El içinde garip garip gezdi mi? Sırlarını size çezdi mi, çezdi mi, çezdi mi, çezdi mi, çezdi mi, çezdi mi, çezdi mi? Durnalar ne haber, yerden ne haber,
haber, haber, haber, haber. Thank you.
yarama bir melham çalan olmadım. Yaralı yaralı gezdim gurbetten, yaralı yaralı gezdim dünyadan. Şu benim derdimi soran bilen olmadı, olmadı. Gel oynayın, oynayın.
saçlarımı bağrıma ser. Kollarımı boynuma sar, gel derdime derman ver. Tatlı dilinden güzel, hop ninnayı ninnayı, gel oynayın oynayın, seni buçuk terk ederim büsbütün bu dünya. En başta söylemiştim, hayatta kesmiyor. Bugün bir Neşet Ertaş virtüözleri ve klasikleri ve bütün türküleri, hatta kulağınızda çoğu kez duymadığınız türkülerini dinleyeceksiniz. Neşet Baba bugün size tam 20 tane repertuarda hazırlamış. Önce bir kuvvetli bir alkış alayım şöyle babaya, kurban olurum. Yüreğine sağlık. Öyle oyun havası yeni kasetle yapmış bak, hareketli olarak, fakat hiç canlı canlı bak gördüğünüz gibi. Değil mi? Zaten almasan burada olur musun? Aldın ki geldin. Eyvallah. Sevgili Muhammed Altınay, çok teşekkür ediyorum size. Neşet Ertaş 1938 yılında Kırtıllar köyünde döneden doğma Muharrem Ertaş'ın oğludur. Kırşehir, Yozgat ve Keskin'in çeşitli köylerinde çocukluk ve ilk gençlik yılları geçmiştir. 15 yaşında çıktığı gurbet hayatının hala devam etmektedir. Gurbet. Çok teşekkürler. Kader açılış şölenlerinde bizleri onur ettiğin için Kader Yönetim Kurulu adına çok teşekkür ederiz. Sayın 2. Başkanımız Ali Çulcu hemşerim bugün de açılışta besinde benimle birlikteydi. Allah razı olsun diyorum ona. Efendim Milli Eğitim Bakanımızın vermiş olduğu takdir belgesini arabada unuttum bugün gelirken uçağa yetişirken. Çünkü akşam 7.30'da geldim. Sayın Kaymakamışımız hep diyordur ki acaba orada nerede zaman gösterecek. Haftaya kalsın inşallah, haftaya gösteririm. Ama şimdi bitecek, ne verelim? Yok la. Daha yeni başladık la. Of ninnayı ninnayı, vallahi reklam geleyi reklam, bilemedim kıymetini kadrini. Hata benim günahım, benim suç benim. Elimi de düştüm delili, uylilili, derdin zehrini. Hata benim günah, benim suç benim. Hata benim günah, benim suç benim. Kim geliyor, gel. Var mı üstadlarımız için şöyle? Ehem.
bir günden bir güne it. Sormadın beni, kerimiş gözlerim de görmedin beni. Boşa mecnun eylemişim ben beni. Hata benim, günah benim, suç benim. Boşa mecnun eylemişim ben kendimi. Hata benim, günah benim, suç benim. Devam et baba. Daha bir kıtır var. Bilirim suçluyum kendi özümde. Gel dese gelirdin benim izimde. Her ne çekti isem ah benim yüzümde. Hata benim, günah benim, suç benim. Hata benim, günah benim, suç benim. Sana karşı benim bir sözüm yoktu. Haklısın sevdiğim karar haklıdır. Garibim, derdimin dermanı yoktur. Hata benim, günah, günah benim, suç benim. Vay. Garibim, derdimin dermanı yoktur. Hata mı benim, günah mı, günah mı benim, suç mu benim. Hey. Erkek erkan elini öpmez. Böyle el öpülür. Vallahi. Erkek. Ben öptüm. Bir tek erkan elini öper. Ben o erkek, da. Ben de erkek bir adam. O da ana abi. Ana yarısı babasıdır. Eli öpülecek insan analarımızdır. İster kızımız olsun, isterse bebeğimiz olsun, her kim olursa olsun. Ben bunu görüyor, bunu söylüyorum. Teşekkür ediyorum Latif kardeşime, kara suratlı, bizim gibi kara yürekli değil de yanık yürekli kara suratlı olduğu için. Oymadan alalım seni, bunu koyalım. Bundan sonra küstüm diye bir şey kalmadı kardeş, bak bundan sonra benim adım kara suratlı, ona göre. Ama kimse, vallahi bu, ama, bu iyi oldu. Ama yanık yürekli kara suratlı. İşte şimdi bir 5 yani, sene kara suratlı işi götürürüm. Kara yürekli kara suratlı değil de yanık yürekli kara suratlı, bizim adımız yandım, böyle yandım. Kara suratlılar olarak. Baba yandım, yandım, aha orada oturuyor. Baksana orada mavi suratlı oturuyor.
Onu sen korkundan söylüyorum. Vallahi mi? Valla tecrübe konuşuyor, ben bir şey demiyorum. Alkışlar Reşet Baba'ya olsun. Fransa'da benim bacımın çocukları var. Dört kardeş orkestrası var. Dayımın yüzüne bakılacağı kalmamış. Hiç olmazsa sazına bakılsın diye bana bu sazı hediye olarak yaptırtmış. Yok canım. Gözlerinden şey öpüyorum. Onun gönlü yerine gelsin diye bu öteki barnağımın alıştığı saz elimde de al bu her sazın. Hatta her kızın bile bak hele öyle alışkanlığı yoktur. Noksanına bakmayın barnağımın, iyi mi? İyi. Bir alkış benim barnağım noksan bakmaz. Sen daha bana diyorsun abi. Yaş 71 diyorsun. Ya. Hapishanelere güneş doğmuyor. Eşim, dostum hiç yanıma gelmiyor. Yok mu hapishane beni arayan? Bu zindanda ölen
can gardiyan. Geceler bitmiyor, bitmiyor geceler. Yok mu hapishane? Beni arayan yaşım benim zindanlarda neydi işim, yok mu hapishane beni arayan bu Cardiyan.
şu garip halimden bilen şiveli nazlım. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip bu yarama merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Baba yüreğine sağlık ya. Baba kurbanın olurum senin ya. En başta hapishanelere güneş doğmuyor derken kader mahkumlarının da istedim araya girmeyeyim, sonra söyleyeyim. Bayrampaşa'da, Bayrampaşa evet kapalı cezaevinde Rafet Aksu C30 C28 koğuşunda bütün arkadaşlarına. Muğla Etipi cezaevinde yatan İsmet İnönü İnce'ye saygı ve selamlarımla tüm kader mahkumlarına Allah kurtarsın diyoruz. Tüm cezaevlerinde yatan kardeşlerimize ama bilerek hatayı hiç kimse yapmaz. Ama ne var ki sabır bir arabanın freni gibidir.
Sabır insanın en yok, en yakın dostudur. Sabır her şeyden evveladır ama sabrı bilmeden kusur işleyenlerin affını rica ediyorum. Eyvallah babacığım. Çok teşekkürler diyorum. Dil Budak, baba sana sevgili kardeşim çorap göndermiş bak. Neşet Ertaş çorapları. Adını da yazmış. Saz da var yanımda. Ben bunu ayağıma nasıl giyeyim? Serdar Dalbudağ'a çok teşekkürler diyorum. Ankara'daki anneme, babama ve beni tüm sevenlere çok selam olsun demiş. Babaya ben ayaklar çırabıyım. Gönül hızmaçısıyım. Sazım da ayakta, sözüm de ayakta, özüm de ayaklarınızın altındadır sevgili misafirler. Kurban olur. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Abudan Neşet Ertaş. İkisiye bibiye, ikisiye bibiye. Bana da bir tane yapmışlar. Bak görüyor musun? Bana da atıyor. Bak bunu da yapan sevgili benim Erdem abim. Bu da bak. Latif Doğan yazıyor. Vallahi hepsinde yazıyor. Adam sağ olsun. Lan reklam mı? Lan bugün reklam vermedi. Keşke ne var? Acı bugün bütün reklam parasını biz verdik. Ya ne var? Toplar da adam başı birer kişi. Efendim. Neşet Baba'ya doymak istiyorsanız şimdi sizlere biraz istirahat veriyorum. Bakın. Çok iyi değerlendirin. 5 dakika sonra gene buradayız. Gelmezseniz küserik. Allah kurban olam size verin Allah'a. Hadi reklamlar o zaman. Neşet Baba'dan geliyor gene. Seher vakti çaldım yarın kapısı. Hoş bulmadım edasını yapısım aman aman aman. Çıka geldi bir Mekke sürmeli aslanı beller eller kokuyor. Perşan haller haller ne bilsin eller oy. Çıka geldi bir Mekke sürmeli aslanım eller eller kokuyor güller güller perşan. Ne bilsin eller o. Bu bizim evliklerimiz, evimizin gülü, evimizin canı, evimizin bir tanesi. Türkmenistanlı. O yüzden Çet ailesi bunu izlesin, oğlu izlesin özellikle. Hey! Aslanım
yaşam haller haber. Ne bilsin zahiden bu. Bana boyu da sallamayı. Beni bu genç yaşta sen ettin aşk. Beni bu genç yaşta sen ettin. Onay verdim mi? Kadir Mevla'yım senden uy. Bir yar isterim. Bir yar isterim. Sanki yeryüzünde bitmiş de özel olarak istiyor. Ah al buğday ben izleyim. Al buğday ben izle. Memo kemanı bir alsana. Zülfü doğ. Aşkı ver bakayım. Zahide'nin alttan geldi yana. Bizim Kırşehir'in çiçek dağı. Köylerinde biz çalgıcıyık biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Ta asırlar boyundan beri gelen bir geleneğimiz olarak davul, zurna, saz kemanı, kaşık sil, köçek neyse düğünlerin şenliği olarak biz köylerimizin düğünlerindeydik biz. Babalarımız saz çalar, yaşlılarımız kemanı çalar. Gençlerimizi 5-6 yaşında neyse eline zil verir. Kaşık tutacak zamanda kaşık verir. Düğünlerini şenlik olarak şenlendirirler idi. Ben de o genç yıllarımda ben evcilik oynadığım 2-3 yaşında iken evcilik oynadığım kıza aşık oldum. Öyle katran içmedim. Öyle hayalden bana getirip bir falan bilmem ne ihniki sıvıştın. Yani ben onları anlamam anlamında, 30 sene Almanya'da kaldığım için ben onları bilmiyorum anlamındadır. İhniki sıvıştın. 2-3 yaşındaki bir kıza aşık oldum. Babam beni 5-6 yaşlarında yanına aldı. Aşık bir çocuk olarak geziyordum. Köyün düğününe gittiğimizde böyle karışık birkaç kublelik dörtlükler bana rastladı. Zahide adı. Ben de 13-14 yaşlarıma geliyorum ki hey delikanlılığımın 3 yaşından düşünebiliyor musunuz? 14-15 yaşına gelen bir aşık çocuğu. Niye? Neyesi sizin? Niyesi sizin olsun? Aldım o dörtlükleri. Uyuyor uyumuyor mısraları düzelttim. Zahide kurban. Dikye der ki bu ki bunu ben söyleyeyim. O köyde bizim garip aptallarından birisinin anası ölmüş, babası ölmüş. Oğlu öksüz kalmış, birisi kapısına çoban kabul etmiş. O evin kızına aşık olmuş. Zahide'yi anla diyorum efendim, Zahide'yi. Ama büyümüş, gelişmiş gelmiş, askerlik zamanı gelmiş.
O Zahide'ye aşık, Zahide ona aşık ama ne tarlası var ne de öküzleri var. O öküz, o evin sahibinin öküzleri olduğu için davarları, koyunları, falanları, fıstıkları nereden aklına gelecek Zahide ile garibin aşkı? Garip askere gitmiş, Zahide'yi de tutmuş, kendi emsalından öküzü, davarı, sığırı olan, tarlası, takımı olan bir emsalına bitişen etmiş, yani buyurun etmiş, vermiş. Asker de garibim, bu türküyü söylemiş. Zahide kurbanım, ne olacak benim halım? Yine bir hal oldu. Neydi la? Sen söyle. Zahide. Ne olacak halim? Ne olacak halim? Yine bir hal oldu, kırıldı belim. Yine bir laf duydum. Kırıldı. Gelenden gidenden haber alıyorum. Gelenden. Zahide'm bu hafta oluyor gelin. Hay. Zahide'm bu hafta. Vah hey vah hey. Oluyor. Zahide'm bu hafta. Oluyor. Ne oluyor? Olan gariplere oluyor. Ne demek bu? Sen de insansın, ben de insan oğluyum. Dünya hiç birimize baki değildir. Hakikatin gösterdiği gerçek olan sevgidir. O gariptir, fakirdir, fukaradır demeyen gönüle saygı duymamız gerekiyor. Bu saygı da kime duymamız gerekiyor? Kızımızın gönlüne duymamız gerekiyor. Yuvayı dişi kuş yaptığına göre fıkra olsun kabul ediyor. Sana ne la? Sana ne la? Sana ne la? Zahide'yi kapatıyorum. Üzülerim. Sana da teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Kara suratlı, yanık yürekli Latif'im. Sen de bizim gibi yanık yürekli, kara suratlı olduğun için yüreğinden ben nefesini anlıyor, seni seviyorum Latif. Ellerinden öpüyorum. Kurban olayım. Ben öperim. Öpmek yok dedim. Sen bunu... Ben böyle eli öperim. Hayla etmiyorsun, hayır. Vallahi öperim. Erkek erkeğin elini öpmez. Tokalaşır, göz göze bakar. Çünkü can olarak eşitik, ruh olarak eşitik. Ruh sadece gözden göze birbiriyle tanışır. Ben bunu demek istiyorum. Erkek olarak ana yarası olduğu için bir tek babanın eli öpülür. O da ana saygısı gereğiyle. Bütün anaların eli öpülür. Çocuk da olsa, bebek de olsa, beşikte de olsa, nerede olursa olsun. Babanın eli? Ana yarısı olduğu için babanın eli öpülür. Erkek erkeğin elini Neşet babası ana yarısı olduğu için bir tek babasının elini öper, onun dışındakıyla tokalaşır. Bunu böyle söylüyorum. Unutulmasın, değil mi? Ben giderim, siz kalırsınız. Şimdi beraber... Bize çorap yapan dostumuzun bir isteği var baba. İstek yok, özür diliyorum. Ben bir program hazırladım, geldim buraya. Ne çalsam ne söylesem her şey sizin için. Her şey sizin için sevgili misafirler. O zaman alkışlar Neşet Ertaş için. Neşet Ertaş.
İki büyük nimetimi söylemek istiyorum. Taho. Biri anam, biri yârim. Sen şuraya otur. Sen buraya bakacaksın. Orada bir kağıt var. Oraya göreyim bak. Aha, dur. Ben buraya şu. Eski vaatim kalmadı. 71 yaşına giriyorum. 6. ayda şükür. Allah'a bin şükür. Hasretle bekliyorum 6. ayı 71 yaşına girdiğimi. Zaten demin bir laf ettin. 71'de bilmem ben dedim ki evlat ben 41'deyim. Bak baba 71'de laf ediyor. Bak ona. Sizin için buraya getirdiğim türkülerim. Hiçbir türkümün içinde adım soyadım yok. 55 yılından beri aklım neyse Allah ne verdiyse sizin için getirdim. Söylüyorum. Hiçbir şey bizim değil. Her şey sizin. Gönlünüze nakş olduysa yerimizi bulduk. İki büyük nimetim var, biri anam, biri yârim. Bunu bölmemek için, özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Maksat Neşet Baba'nın türkülerini bölmek benim haddime değildir. Çünkü ekranı başında Neşet Baba'nın türkülerini can kulağıyla, nefes bile ama dinler var. Ama bir türkü verip de reklam vermek istemiyorum. İkisini arka arkaya veya üçünü arka arkaya bağlamak için. Bir reklam verip de sonra başlasak olur mu baba? Reklamını ver de türkümü kesme dinleyenlerin hatırı nasıl için. Ya kurban olurum. Ben de biliyorum Neşet Baba'nın hatırını ya kurban olurum. Neyse gene öpecektim de tamam baba kurban. Senin yüreğinden, senin gönlünden. Reklamlar diyelim daha sonra dinleyelim. Nerede kalmıştık? Nasıl biliyorsunuz ama? İki büyük nimetim var, biri anam, biri yarım. İkisine de hürmetim var, biri anam, biri yarım. İşte Neşet Baba, işte sizlerle alkışlar kuvvetli gelsin. Evelallah. İki büyük
hürmetim var. Biri anam, anam, anam. Biri yârim İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri ya. Birisi var etti beni, birisi yar etti beni. İkisini de bir dir teni. Biri anam, biri anam, 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 biri yârim. Birisi var etti beni, birisi yar etti beni. İkisini de bir dir teni. Biri anam, biri anam, biri yârim. Ana deyip
de geçilmez yar anadan seçilmez. İkisine de kıymat biçilmez, bir anam bir yar. Ana! Dertli ana, bu derdimi ben kime, kime, kime ya? Diyorsanız babaya, önce bir alkış alayım böyle bu güzel iki birbirine bağlı sevişten dolayı. 12 Mayıs Karaman Belediye Festivali'nde olacak, buradan duyurulur. 12 Mayıs'ta nerede? Karaman, Konya Karaman. Konya Karaman'da. 15 Mayıs'ta Erciyes Üniversitesi'nde olacak, doğru mudur? Kayseri Erciyes'te. 2 Ağustos Rize Pazar Yayla Festivali'nde olacak. Babaya ulaşmak istiyorsanız, daha doğrusu konser böyle etkinlikle www.nesetertasşedilse.com.tr'yi tıklıyorsunuz. Hatta ve hatta 0533 325 08 80 0530 altta yaz, ha altta yazıyor onları. Bakın altta görüyorum şu an. Onları tıklayabilirsiniz. Baba için yazılan 3 kitabımız var. Belki birçoğunuz bilmiyorsunuz, belki birçoğunuz görmemiştiniz. Latif. Buyur kurban. Beni sevenler bu dubulu dubuluyu bilmezler. Sen bak. Sen bizim... Niye o zaman dubul dubulu yaptın? Baba Allah'ın bilmezdi. Latif. Niye sen yaptın gülüsün? Latif sen... Senin hatan bu. Hı? Latif. Sen bizim telefon numaramızı doğru söyle, bir acele etmeden söyle. 0533 ha 325 ha 08 ha arkasını çevir 80 ha ha double double da bilenler double double yapsın, olur mu? Teknolojiye ayak uydurak baba ya, yani cahil mi kalak? Sen demedin ki demedin mi cahil kalmayın, ilim olun bilim olun diye. Diyen siz değil misiniz? Şimdi geldi teknoloji double double'a geldi. Biz ne halt edelim şimdi Allah'ını seversen? Ya! Latif, bizim köylüler double double neymiş onu bilmezler. Hele sen köye git de kimin evinde yok bir gör. Hepsi herkesin evinde var Latif, şimdi. Vallahi hele git bir o tarafa, herkesin evinde var. O laciveti bilenler biliyor da onlar bizi bilmezler. Vay kadın alam seni, kurban olam. Şimdi, Neşet Baba'ya 3 kitap yazılmış dedim. Ha.
Özür dilerim lafını da böldüm. Evet. Sevgili Öner Özcan'a Neşet Ertaş yaşamı ve bütün türküleri bu Öner kitap için. Öner Özcan. Çok teşekkürler diyorum Neşet. Öner Özcan kitabı geldiğinde ben Öner Özcan'a önce sevgimi sunuyorum. Neden? Öner Özcan biliyor ki bizim Çiçek Dağlı kendisi benim bu 71 yaşından sonra daha para kazanmak için uğraşmadığımı biliyor. Niye? Garip fakir fukaralar kanadımın altında olduğunu bildiği için bu kitabı bana yazmış. Yani kendi görüşünü yazmış. Öner Özcan'ın bu kitabının içinde de ayrıca 200 tane türkümün sözleri var. Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Saz çalıp türkü söylemek isteyenlere. 200 tane türküm var bu Öner Özcan kardeşimizin kitabının içinde. Lütfen bir kelime değil bir harf eksik olsa bir türkünün içinde anlamı kaybolur. Doğru. İkinci kitaba geleyim. Burada bir dakika. Burada bu hem kendisine saygı, kendisinden evvel dinleyene saygı olarak söyleyeceği türkünün veya şarkının her ne olursa olsun sözlerinin ne olduğunu kelimesi kelimesine öğrenip ondan sonra söylemesi lazım. Eğer öğrenmeden söylüyorsa bu saygısızlıktır. Özür diliyorum. Sanatçılık değil. Bu saygı sanat değildir. İnsana saygı gerekir. Yani bu saygı düşüncesi için de benim bu kitapta Öner Özcan'ın kitabı içinde 200 türkümün sözleri var. Şunları da söyleyeyim mi? Bunları hocam? Lütfen bu kitabı Öner Özcan'ın kitabını alanlar bu türkülerin sözlerini bellesinler. Bir kelimesi, bir harfi yanlış okunursa anlam kaybolacağını düşünsünler. Hocam, diğer kitap hangisi? Yalnız reklama gireceğim. Bu kadar uzatmayalım. Diğer rica ediyorum. Hangisi? Çünkü valla üstten artık benim işime son verirler Allah'ıma baba bak. Yani 4 senede bir kere babayı aldım geldim. Sen bu kadar reklamları ezdin götürdün deyip işime son verdirme baba. Kurban olam dur. Ben söylerim dur. Gönül Dağı'nda bir garip. Kim yazmış? Söyleşi Haşim Akman. Sayın Haşim Akman'a da buradan yüreğine sağlık. Sonsuz saygılar sunuyorum. Neşet Ertaş'a verdiği değerden dolayı. İş Bankası Kültür Yayınları. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Üçüncü kitabımız Neşet Ertaş kitabı Bayram Bilge Tokel. Ona da sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Sonsuz saygılarımızı Allah razı olsun diyorum. Hürmet ediyorum. Ama şimdi... Bununla da bitmiyor. Ben ölmeden bütün türkülerimin sözlerini, türkülerime geçmemiş şiirlerimden oluşan bir kitap sizlere hediye edip gitmek istiyorum. Bayağı da dalağım senin işte. Çok teşekkür ederim. Baba, hiç beni ara sıra izliyor mu Allah sen? Almanya'da, şimdi İzmir'de oturuyor, Almanya'da oturmuyor ona göre. Bitti artık. Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldim. Şükür. Kendimi emeklettim. Hiç beni izliyor mu? Doğru söyle Allah'ın sırrı. Allah Allah. O nasıl laf yahu? Hani şunu söyleyeceğim. Şimdi ben bir tane beste yaptım ya. Reklamlar, reklamlar. Cebe girsin paralar. Sakın bir yere gitmeyin. Bozulmasın aralar. Şimdi buradayız, buradayız, buradayız. Bir yere gitmiyor ha, buradayız. Hadi reklamlar. Niye çattın kaşlar? Şafak dinle Sezer kardeşim. Bilmiyorum yar suçlarımı. Niye çattın kaşlar? Bilmiyorum yar suçlarını. Ben ölürsem saçlarını yolla gayrı yolla leyli leyli yolla leyli leyli yolla leyli leyli
etmem dünyamalı. Ben düştüm aşkımla. Meyletmem dünyamalı. Aman desinler desinler, şeker yesinler. Şu kız şu oğlan yanmış desinler. Aman ben yandım 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 yandım. Ellerin memleketinde alemdim kaldı. Şeker yesinler. Şu kız şu oğlan yanmış desinler. Aman ben yandım 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 yandım. Ellerim memleketinde alendim kaldım. Aman desinler desinler, şeker de yesinler. Üç kız bir oğlan yanmış desinler. Aman ben yandım 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 yandım. Ellerin memleketinde alendim var. Şu kız şu oğlan yanmış desinler. Aman ben yandım 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 yandım. Ellerin memleketinde alendim kaldım. Aman desinler desinler, şeker yesinler. Şu kız şu oğlana hele yanmış desinler. Aman da ben yandım 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 yandım. Ellerin memleketinde alendim kaldım. Ellerin memleketinde alendim kaldım. Ellerin memleketinde alendim kaldım.
Baba az önce bir şey kullandı içeride. Senle benim kimliğim birleşti mi dedi. Öyle bir şey. Nüfusum birleşti dedi. Bu benim için çok büyük bir şeydi. Bu benim için çok büyük bir onurdu. Bu benim için çok büyük bir şerefti. Bu benim için çok büyük bir haysiyetti. Çok büyük bir gururdu. Bir Neşet Ertaş, Neşat Ertaş gibi bir ustadın dilinden bunları duymak bana, bilmiyorum, attığım adımlarda belki bir adım daha bir öne onaydır. Yok estağfurullah, estağfurullah. Biz hasta. İmkanı yok. Biz değerli hocalarımızın eğer gerçek ki, olan insan sevgisidir. Eyvallah. İnsan sevgisinden yüreğini insanlara ileten her kardeşime, her cana sevgim var, saygım var. O da onlardan biri olan, adın neydi? Değerli. Kara ney? Kara değil. Yanık yürekli, kara suratlı adın neydi? Kara suratlı. Sen kara suratlı de. Yanık yürekli, kara suratlı adın neydi? Ya Latif'i Latif'i boş ver şimdi. Kara suratlı oldum artık. Yanık yürekli, kara suratlı Latif. O da bizlerden biri sayılmaya, sayılma sınıfına girdi. Kadın alırım. Her kim olursa olsun ben bir lafım var. Yanık yürekli, kara suratlı bizler denen birileri varık ya biz. Öyleyik efendim. Neden öyleyik? Sınıf sınıf, zengin fakir. Neden bu? Onun nedenini o bilmez. Ama çeken bilir. Çeken kim? Bizlerik. Bizler kimik? Bizler çalgıcıyık. Düğüne giderik, bayrama giderik. Güzelleri görürük, aşık oluruk ama alama vermezler ki bize. Bana sor. Sana ne soracağım la? Yanık yürekli kara suratlılarıma sorarım. Ben de ondan biriyim ya, ondan duymuştum. Yani senin o tarafın bize yakın olduğu için yüreğinden de biraz sıcaklık duyduğumuz için o tarafın bize benziyor. Sıcaklığın da aynı noktaya geldiği için aha. Seninle bir oğlum beraberim ben. Oy kadın ala bir alkış verin Neşet babama. Oyun havasına devam abi. Baba şöyle güzel bir oyun o. Cümbür cemaat bir oynayak amacı. Var mı oynamaya? Eğer bir tane ayakta kalırsanız küserim valla. Buyurun millet. Haydi. Verdi. Allah sana çok verdi kardeş. Hadi bakalım. Thank you.
bana mesken oldu aman aman. Bana mesken oldu aman aman aman, gurbet elleri. Aman aman, bir boyuna baktım aman aman aman, bir de yüzüne yüzüne yüzüne. Sürmemi çektin aman aman, bir de sürmemi çektin aman aman aman, o can alan ol gözüme gözüme. Yüzüne, yüzüne, yüzüne.
tebessümümü çektim aman aman. Bir de sürmemi çektim aman aman aman. Can alan ol gözüme gözüme. Ağlar içim aman aman, zehirler içim aman aman, bal sizim olsun vay aman aman. Dede dur. Biliyor da Hüsnü soruyor. Dede. Kara yağızı olan mıydı? Neydi o? Yanık yürekli, kara suratlı. Yani bizlere benzer Latif Doğan'ın bu ilgisine yıllar evvelinden belki kaç sene oldu. De ki niye geç kaldın? Hemen diyor ki yaşım 71 artık koşturamıyorum edemiyorum. Hele bak Allah'a sen 71'e benziyorsun maşallah. Maşallah hacı maşallah deyin millet ha. Hele bak. Hele bak. Ya göz önüne çıkma yahut da göze saygın olsun. Kurban olurum. Ya göz önüne çıkma yahut da göze saygın olsun. O nedir? Benim saçım sakalım 71 yaşındayım. Abba bembeyaz. Niye ben burada böyleyim? Göze saygım olduğu için buradayım. Gözlerinize saygım olduğu için buradayım. Efendim. İnşallah bugün Neşet Ertaş sevenlerinin doya doya türkülerine doyurduk. Yani doyurmaya çalıştık. Doğrusunuz. İnşallah bugün sizlere yakışanı, bize yakışanı, Flash TV ailesine yakışanı yansıtmaya çalıştık. Bizler Neşet Ertaş gibi üstadlarımızı saygıyla tekrar önünde eğiliyoruz.
Onu bir kuvvetli bir şekilde alkışlıyoruz tekrar. Şahsım, bütün Flash TV ailesi, ekip arkadaşlarım ve kendi ekip arkadaşlar adına sonsuz saygılarımı sunuyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Ben Latif Duvan'ın bu duygusuna saygı duyuyorum. Neden, niye, ne için bizim okullarımızda bir çocuklarımıza dersimiz var. Küçüğümüze sevgi, büyüğümüze saygı. Bunu Latif Duyan'ın, Latif neydi la soyadın? Latif neydi soyadın? Doğan. Latif Doğan'ın yüreğinde bunu bulduğum için onun ben gözlerinden öpüyorum, onu yüreğinden öpüyorum, onu kutluyorum, onu tebrik ediyorum, onu alkışlıyorum. Eyvallah. Öpüyorum huzurumuzda. Efendim, neresinden? Yüreğinden öpüyorum. Kurban olurum. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Baş tacısınız. Azımı çoğa saysın beni dinleyenler. Ben ülkeme geldim şükür. Emekli ettim kendimi. Memleketimdeyim çok şükür. Cennetimdeyim. Bir şey söyleyeyim baba. www.nesetertas.com.tr'yi tıklayın. Aha baba İzmir'de yaşıyor. Ona göre ona ulaşın. Her ne kadar sen desen ki bizim köylüler, bizim dinleyenler bilmiyor desen de herkesin evinde. Telefon numarasını bilmezler, onu da söyle. 0533-325-0880. Okey. Tamam mı? Arayın. Arayın da şu gülüsüm. Arıyorlar mı? Bak nasıl arıyorlar. Efendim. Sizden bir tek bir ricam var. Türkiye'nin gündemini, Türkiye'nin bütün olup bitenini, Türkiye'de neler yaşanıyor veya ülkemizde neler oluyor? Sadece bunu öğrenmek için bir tek yapacağınız bir şey var. Reklamdan sonra bir yere gitmeyin. Çünkü Gökhan Taşkın Türkiye'nin gündemini ve gece hattında sizlere aktarıyor. Neşet Baba'ya güzel bir alkış saygılar istiyorum. Saygılar sunuyorum. Sevgiler sunuyorum. Her şey gönüllerinizin istediği gibi olsun diliyorum. Eyvallah. Adın neydi la? Yanık yürekli. De la, de adını de. Yanık yürekli. Kara suratlı. Kara suratlı olan. Yanık yürek, yani bizlerden biri bu. Yanık yürekli, kara suratlı. Latif, soyadın ne? İşte ondan. Hani Doğan. Yani mı? Soyadı kendinin olsun. Yani bizim gibi birisi. Eyvallah. Yanık yürekli, kara suratlılarımızdan biri. Ellerinizden öpüyorum. Efendim çok teşekkürler diyorum. Her şeye gönlümüz olsun diyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle. 8 Mayıs'ta Bülent Serttaş, Ömer Çapar burada. Elveda!